Gönül Kunarı. Merhaba, hayırlı akşamlar sevgili dinleyicilerimiz. TGRT FM'de Gönül Pınarı programında yine sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi yanımızda Osman Ünlü hocamız var. Osman hocamız bize bir sorumuz olacak biraz sonra. Onun cevabını vermeye çalışacak ve aynı zamanda tabii önemli bir konuyu soracağımızı da söyleyelim. Bütün Müslümanların, müminlerin işine yarayacak bir konudan bahsedeceğiz inşallah. Ama soruya geçmeden önce mikrofonu hocamıza bırakalım. Buyurunuz hocam. Efendim, her cuma gecesi olduğu gibi bu cuma gecesinde de şu anda bizi dinlemekte olan dinleyicilerimizin cuma gecelerini ve cuma günlerini tebrik ediyoruz. Rabbim hayırlara vesile kılsın inşallah Teala. Bu gecenin hatırı ve hürmetine ve bugünün hatırı ve hürmetine de şu anda bizi dinlemekte olan dinleyicilerimizin içinde hasta olanlar varsa veya yakınlarından hastalar varsa Rabbimizden ankarî bir zaman şifa ihsan etmesini, borçlar varsa eda ihsan etmesini, sıkıntıda olanlar varsa sıkıntılarına ayrı teptil etmesini, dertte olanlar varsa onlara da şifa ihsan etmesini yine Rabbimizden niyaz ediyoruz. Allah-u Teala bütün bizi dinleyen dinleyicilerimizin ve bütün Müslümanların da hepimizin ahir ve akıbetini hayır eylesin. Ahir zaman fitnelerinden muhafaza buyursun. Son nefeste de hepimize iman selameti nasip ve müyesser eylesin inşallah Teala. Amin. Hocam, şimdi önemli bir konuyu sormak istiyorum. Bütün Müslümanlar, az önce de söylediğimiz gibi, hakikaten lazım olabilecek bir konu. Şimdi Müslüman nasıl olur diye bir soru var. Sizin zaman zaman anlattığınız bir hikaye vardı. Hani birisi birisine iyilik yapmış, bir ev alma mevzusu mu ne, bir emlakçıda olan bir hadise. İşte karşıdaki insanlar da bu bize niye iyilik yapıyor durduk yere diye telaşlanmışlar. Şimdi gülen insanları, güler yüzlü olan insanları, tatlı dilli olan insanları da öyle bir duruma geldik ki, Allah Allah, bu niye bu kadar kibar bir adam acaba? Niye güler yüzlü bu kadar acaba diye kızmıyor. Niye kızmıyor? Niye yardım etmek istiyor? Niye yardım etmek istiyor diye böyle bir sorgulama durumuna geldik neredeyse. Yani bu böyle insanlar da azalmış vaziyette. Şimdi biz tabii bunun bir örneğini gördük çok şükür. Hani bütün Türkiye gördü aslında, bütün dünya gördü. Rahmetli işte Enver abi diyoruz ya hep. En büyük özelliği de Enver abinin güler yüzlü olmasıydı, tatlı dilli olmasıydı, kimseyi incitmemesiydi. Yani yanına girip çıkan herkesin ayakları yerden kesiliyordu. Niye? Çünkü güler yüzlü, tatlı dilliydi. Karşıdaki insanın da kimyasını anında değiştiriyordu. Evet. Şimdi mümin güler yüzlü, tatlı dillidir deniyor. Bunu bize bir anlatabilir misiniz? Çok ihtiyacımız olan bir mevzu bu bizim. Nasıl yapacağız bunu, nasıl başaracağız? Abi zaten hadis-i şerif, siz de üstüne basa basa söylediniz onu. Mümin güler yüzlü, tatlı dillidir. Değilse o zaman imanı kemale gelmemiş demektir. Bir sakatlık var. Yani kaçak var. Bir yerlerde kaçak var. Çünkü mümin böyle olur. Mümin değilse o zaman acımasız olur, merhametsiz olur. Kendine başka kimseye yardım etmez. Kendine başka kimseyi dinlemez. Agresif olur. Negatif enerji eğer mümin değilse. Böyle olur. Zamanımızdaki insanlar hep ben merkezli artık. Bir de sosyal medya çıktı ya. Artık böyle karşılıklı diyalog yoktu. Hep yazıyla tık tık tık. Neyi murad ediyor, neyi anlatıyor da belli olmuyor falan. Ondan sonra birbirine sövmeler. Ya işte her gün bakıyorsun haberlerde. Kadın erkeği zımarada çıkmış. En ufak bir şeyde gidiyor ayınca elinde kişiyi vuruyor. Daha yani bugün gösterebilir mi diyor, şeylerde miydi falan, bir kadın sokakta incekti, çekmiş kafayı babası yaşındaki adamın kafasına, elindeki içki şişesini paldır küldür vurmuş. Yani internet haber sitelerinde dolaşıyor. Şimdi nereden nereye babası yaşındaki? Kalkıyor, efendim ben şarkıcıyım, sanillahi yüksel, ben işte artistim, ben oyuncuyum, işte sanki sorumsuz dokunulmazlığı var gibi. O da kalkıyor, babası yaşındaki adamı dövebiliyor. Sonra yok işte efendim işte yanlışlık olmuş da bir şey olmuş da falan. Ne yanlışlığı ya falan? Ne yanlışlığı var? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir suç işleniyor da kızım Fatıma da işlese cezasını vermekten çekinmem buyuruyor. Hazreti Ömer radıyallahu anh Hazretleri
oğluna 140 vurdu. Öyle bir cezayı işledi, öyle bir suç işlendi. Yani bilerek yapmadı. Hatta Ashab-ı Kiram dedi ki bu bilerek değil, aldatılmış, hileyle yapılmış. Bunun bir aynı şekilde kurtarır tarafı var. Zaten çocuk hasta. Hayır dedi. Suç işlenmiş ve onun da aynı şekilde durumu ortaya çıkmış. Cezası bunun budur. 100 sopa vurdu, 100 kırbaç vurdu. Ve sonra da o 100 sopanın neticesinde oğlu da vefat etti. Sonra da babalık şefkatiyle ağladı. O ayrı bir mesele. Dolayısıyla efendim benim işte şey var ya, şimdi milletvekillerinde var ya, dokunulmazlığı var. Adam yolda giderken herhangi bir yerde bağırıyor. Ben, sen beni biliyor musun? Sen beni biliyor musun falan? Sen beni tanıyor musun falan? Şimdi bir hikaye anlatırlar da. Bir iş yerinde dahili telefonlardan birisi çalıyor, kaldırıyor falan. Oradaki çalışan eleman ondan sonra ağzına ne geliyorsa sayıyor. Karşı taraftaki diyor ki sen benim diyor kim olduğunu biliyor musun diyor. Kimsin diyor. Ya ben diyor genel müdürüm diyor. Bu sefer o eleman diyor ki sen benim kim olduğumu biliyor musun diyor. Yok bilmiyorum diyor, kapatıyor telefonu. Evet. Yoksa canını koyacak. Yoksa gitti yani. Yoksa gitti. Şimdi durum bu merkezde. Dolayısıyla kitaplarda mesele anlatılıyor. Bazıları şimdi bu durumda olanlar, bizim bu naklettiklerimizi duyduğumuz zaman bunlar masal, bunlar hikaye. Böyle insan olmaz diyorlar. Çünkü kendileri öyle değil. Hayvandan aşağı duruma düştükleri için böyle insanın olmayacağını aynı şekilde düşünebilirler. Hatta zaman zaman biz huzura doğru da anlatıyoruz onu. İslam ve toplum programında da yerine görünce yani vaktimiz müsaitse anlattığımız oluyordu. Burada da anlattık. Yani perşembe günleri, perşembe akşamları aldığımız konular içerisinde zaman zaman. Şimdi adamcağızın anlattığımız, naklettiğimiz hadise şu. Adamcağız bir rüya görüyor. Rüyasında böyle işte gök sanki yarılmış, bardaktan boşanmışçasına yağmurlar yağıyor falan. İşte o yağmurlar yer sularına ulaşıyor. Yeraltı sularına. Yeraltı sularına, özür dilerim, sulara ulaşıyor. Ondan sonra o su kaynaklarından su içenler deliriyor. Bunu böyle rüyasında görünce o kadar tesir etmiş ki rüyasında uyanıyor. Allah Allah diyor ya, bu olursa ne olacak falan. Tabii evi de aynı şekilde, hani şimdi diyorlar ya villa diye, geniş bahçe içerisinde falan. Oraya büyük bir su sarnıcı yaptırmış. Ondan sonra unlu buğdaylı yiyecek stoklamış. Yani etrafta yüksek duvarlarla kaplı falan. Ondan bekliyor ondan sonra. Yiyecek stoklamış, suları stoklamış. Bekliyor öyle bir yağmur falan. Hakikaten yağmurlar yağmaya başlamış. O rüyasında gördüğü gibi. Su kaynaklarıyla birleşince o yağan yağmur suları içen delirmiş, içen delirmiş. Tabii gün gelmiş, bunun su sarıncındaki su bitmiş. Yiyecekler de bitmiş falan. Mecburen dışarı çıkmış. Mecburen dışarı çıkınca bütün insanlar buna deli, deli, deli. Çünkü hepsi delirdiği için, içinde akıllı olmadığı için akıllıyı görünce onlar deli diyor. Dolayısıyla şimdi kitaplarda yazılan, hani bir hadis-i şerif var. Elinden ve dilinden kimsenin incinmediği kimse, elinden ve dilinden. Güler yüzlü, mütevessim, tatlı dillidir. Kimseyi incitmez, kalp kırmaz. Hayvan hakkına, kul hakkına çok riayet eder. Hadis-i şeriflerde uzun uzun bunlar bildirilmiş, güzel huylar anlatılırken bildirilmiş. Şimdi bunlar anlatıldığı zaman bile duyan böyle garip garip bakıyor, siz başında ifade ettiğiniz gibi. Niye? Çünkü İslamiyet'ten uzaklaşmış, iman gitmiş, haya gitmiş, edep gitmiş, insanlık gitmiş daha doğrusu. Çünkü iyi bir insan, iyi bir Müslüman olmasıyla mümkündür. Dolayısıyla iyi insan da yok. O da bitirmiş, onu da bitirmişler. Çünkü kitaplarda anlatılırken buyuruyor ki Müslüman iyi insan demektir. Vatanını, milletini sever, herkese iyilik eder. Şimdi zamanınıza bakıyorsun, adam devletin gizli evraklarını para karşılığı düşmanlara satabiliyor, verebiliyor. Verebiliyor. Dolayısıyla bu kimseden incekli Müslümanlık veyahut da iyi insan, öyle bir şey söz konusu değil. Ve kitaplarda buyuruyor ki gayrimüslimlere de kötülük yapamaz iyi bir Müslüman. Mallarına, canlarına, ırzlarına, namuslarına saldıramaz. Kötülük yapanlara nasihat verir. Hiç kimseye hile, hıyanet yapmaz. Münakaşa etmez. Herkese karşı güler yüzlü, tatlı dilli olur. Gıybet, dedikodu yapmaz. Hep faydalı şeyler söyler. Helalden kazanır ve kimsenin hakkına dokunmaz. Böyle olan bir Müslümanı Allah-u Teala da kulları da sever. Rahat ve huzur içerisinde yaşar.
Kendisi de öyle yaşar, çevresinde öyle yaşatır. Şimdi bu özellikler, mesela bizi dinleyenler diyecekler ki iyi de efendim size anlatıyorsunuz hani stüdyoya giriyorsunuz bunları böyle anlatıyorsunuz. Siz dışarıyı bilmiyorsunuz, biliyorsun. Ondan sonra biz uzayda yaşamıyoruz. Yerin altında da yaşamıyoruz. Yani öyle rüya falan görmedik. Su sarnıçları yapıp da yiyecekleri suda böyle bir durum söz konusu değil. Sokağı görüyoruz. Sokağı görüyoruz. Ve her gün de aynı şekilde televizyondaki haberleri de aynı şekilde izlediğimiz çoğu zaman oluyor. Gazetelerde, Türkiye Gazetesi'ni zaten her gün arıyoruz. Orada da aynı şekilde haberlerde, gazetede. Binlerce dinleyicimiz var. Onların diğer soruları var. Değil mi? Tabii yani. Dolayısıyla sokaktan haberimiz var. İnsanların aynı ne olduğunu da biliyoruz. Allah-u Teala rahmet eylesin. Biz Cağaloğlu'ndayken Türkiye Gazetesi orada da TGRT falan yoktu. Hemen abiler bir gün böyle bir toplantıda buyurdular ki güneş battı buyurdular. Güneşten Murat Muhammed Aleyhisselam, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Dolayısıyla buyurdular dünya kararak gidiyor. Daha aydınlık olmaz artık. O getirdiği nurla bütün dünyayı aydınlatmıştı. Akşam karanlığı gibi. Evet. Sürekli kararacak. Dolayısıyla buyurdular daha iyisi olmaz. Daha iyisi olmaz. Bazen zifiri karanlık olur. Bazen bir işte parçalı bulutlu olur. Hazreti Mehdi'ye kadar. Hazreti Mehdi ile beraber Allah-u Teala yeryüzüne tekrar nurunu tamamlayacak. Ondan sonra da bitecek. Ondan sonra bitecek ve dünyanın sonuna doğru bir gidiş söz konusu olacak. Efendim işte zaman uzun falan. Daha birkaç gün önceydi. Bu İzmir depremi sebebiyle işte o depremde yıkık altında kalanlar falan bir tanesini konuşturuyorlar. Dedi ki işte beni 4 saat mi dedi 6 saat mi ne kalmış ondan sonra şey yapılmış. Fakat dedi zaman nasıl geçtiğini anlamadım dedi. Beni çıkardıkları zaman işte 30-40 dakika falan bir şey oldu zannettim dedi. Yani Allah-u Teala orada hani 91 saat sonra evet, çıkartılıyor evet. Ya. Evet. Allah-u Teala bir şey veriyor yoksa o aklını kaçırır orada. Tabii. Bir şey oluyor. Hatta bir şey daha geldi bu sosyal medyadan geldi. O çocuk işte bana yaşlı bir dede, sakallı bir dede getiriyordu, süt veriyordu demiş. Allah-u Teala meleklerle de aynı şekilde korur mu? Korur tabii. Masum çünkü. Kimin çocuğu olursa olsun. Olur mu? Evet olur. Dolayısıyla hani zamanın geçtiğini o yıkık altında diyor bilemedim, anlayamadım. Kabirde de aynı şekilde bilemeyeceğiz, öyle yazıyor. 5 asır, 10 asır, 15 asır, 20 asır geçmiş ama biraz önce aynı şekilde oraya defnedilmiş gibi olacak bazıları için. Öyle buyuruluyor. Bazıları için de çok zahmetli olacak. O güne hazırlıklı olmak gerekiyor. Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam hadis-i şeriflerinde bildirdikleri muhakkak tahakkuk edecek. İşte Emir abiler de onu anlatıyorlardı. Yani gittikçe o tarafa doğru, kıyamete doğru yaklaştıkça hadis-i şeriflerde buyuruyor ki zina artacak. Hatta buyuruyor ki sokaklarda hayvanlar gibi çiftleşmedikçe kıyamet kopmaz. Ta seneler önce, kaç sene önce, TGRT buraya bu binaya geçmeden önce, eski binasındayken, orada radyoda yayın yaparken biz bunu bir nakletmiştik. Yayından sonra birisi aradı. Dedi ki, sizin anlattığınız dedi burada dedi, tahakkuk ediyor. Dedim, nereden arıyorsunuz? Bodrum dedi. Yazın dedi, burada sokaklarda bile çiftleşiyorlar dedi yani. Siz Bodrumlu musunuz? Evet dedi. Ne yapacağımı bilemiyorum. Dedim, hicret de, ya başka bir yerde bilemiyorum, bilmiyoruz ki dedi ya. Doğduk, büyüdük, burası dedi bizim toprağımız, şeyimiz burada. Hakikaten zor ya. Allah-u Teala yar ve yardımcılar olsun. Hani iş yeri, işi vardır orada. İşini oradan başka bir yere nakleder, oradan kurtulur. Ama çok zor. Yani hele çoluk, çocuk falan orada nasıl yetiştirirsin öyle yerde, öyle bir ortamda. Allah-u Teala muhafaza buyursun. Hayvandan aşağı insanlar var. Çünkü bu tabiri sık sık kullanıyoruz. Dinleyicilerimizden bazıları tedirgin olabilir. Veyahut da niçin böyle kullanıyor, hakaret ediyorlar. Hakaret etmiyoruz. Çünkü bu ifade Kur'an-ı Kerim'de var. Belhüm edal. Onlar hayvanlar gibi değil mi? Belhüm edal. Hayvandan da aşağı. Hayvan gene ne için yaratıldıysa onu yapıyor. Mesela bir hadis-i şerif kıyamet alametlerinden buyuruluyor. Çocuktan ve evlattan daha çok köpekler sevimli olacak. Her evde şimdi canım, cicim, oğlum, kızım diye seviyor köpeği. O kadar değil çok gibi de ya. O kadar çok tabii. O kadar bir de çok. Ve giderek artıyor. Allah-u Teala hani evlatlarımız, nesillerimiz onları muhafaza buyursun. Hakikaten zor. Herkesin evinde köpek var. Şimdi yarın bir gün senin torunun da dede bana bir köpek al derse ne diyeceksin? Değil mi? Zor bir durum. Zor.
Evlerde mesela kediyi beslemeye bile uygun değil. Hakikaten zor bir durum. Çünkü bahçeli bir evin olacak da. Ha bahçeli evin olur, köpeği içeri sokmazsın. Bahçede kulübesi olur, orada yatar kalkar hayvan, tamam caiz. Ama evin içerisine sokuyorsun, yatağa sokuyorsun. Hatta kedi olsun, köpek olsun. Bunları ellemek, tüylerini şey yapmak. Biz çocukken çok sakındırlardı. Ben köy çocuğuyum. Kedimiz de var, kedi de vardı, köpek de vardı. Her ağılın etrafında kocaman kocaman ayıncakta o koyun köpekleri bulunurdu. Dana gibi irilerdi. Yani onlar yavrular olurdu falan. Onları severdik sevmesine ama babaannemler kuşağı kediyi de sevsek, köpeği de sevsek, hatta oğlağı, kuzuyu da sevsek elinizi yıkayın derlerdi. Sebebine gelince eline bulaşır, ağzına götürürsün. O tüy, yani o kedinin de köpeğin de tüyü mideye gittiği zaman mide asidi onu eritemez miymiş, ne yapmış, bilmem ne hastalıklarına sebebiyet verirmiş falan diye de hep anlatırlardı. Biz de öyle sakınırdık. Yani elimizi mutlaka yıkar mıydık? Evet, mutlaka yıkardık. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam açıkça bildirmiş. Onun için kitaplarda Ehl-i Sünnet alimler de buyuruyorlar ki kıyamet yaklaştıkça ahlaksız kimseler iş başına gelecek. Ahlaksız kimseler baş köşeye oturacak. Ahlaksız kimseler idareci olacak. Böyle olunca ben de bunları şey yaparken rahmetli babamın anlattığı bir hikayeyi nereden okudu adamcağız, nereden duydu bilmiyorum da. Şimdi bir kümese tilki dadanmış, tamam mı? Ya şimdi kümes hayvanları işte o zaman şey derlerdi, ne derlerdi? İstida mı diyorlardı? Ha, dilekçe yazıp gönderiyorlar falan. Yazıp gönderiyorlar. Cevap yok, cevap yok. Nihayet bir heyet demişler ya, o makama aynı şekilde bir heyet gönderelim bari. Yani dilekçelerimize cevap yok. Heyet gidiyor, bir bakıyor ki kümese dadanan tilki kadılık makamında. Kadılık makamında. Lanetli babam şey derdi. Ferman buradan mı? Okuyan kim? Dinleyen kim? Okuyan kim? Dinleyen kim? Dolayısıyla şimdi hırsız oraya gelmiş oturmuş. Kimi kime şikayet edeceksin? Kimi kime şikayet edeceksin? Zaten oradaki hırsız. Böyle bir zamanda bir Müslümanın biraz önce naklettiğimiz kitaplarda yazılı işte münakaşa etmemesi, hıyanet etmemesi, hile yapmaması, kimseye, herkese karşı güler yüzlü olması, tatlı dilli olması, gıybet dedikodu yapmaması, faydalı şeyler söylemesi, helalden kazanması, kimsenin hakkına dokunmaması ideal. Yani şimdi hayvandan aşağı olan bu insanlar bunu dinleyince yok derler ya, bu hayal mahsul bir şey, rüya mıdır, masal kahraman mı anlatıyorsunuz deyiver yani. Ama önce atalarımız böyleydi. Osmanlı, Selçuklu döneminde bunlar böyleydi hepsi. Hepsi böyleydi. Yani en son kuşakların artık suyunu benim babaannemin kuşakları. Yani ben onları görmüştüm. Yani o da suyunun suyu. Yani Osmanlı yıkılırken onlar çocuk yaşlardalar. Ama yani akıllı yaşlarındalar. Akıllı yaşlarındalar. İdrak ediyordu. Anlatıyordu. İdrak ediyor ve anlatıyordu. Ya ondan sonra dedi, oğlum dedi, her şey bitti. Onlar gitti. Hatta şey derdi, Abdülhamit gitti, bereket bitti. Onu sık tekrar ederdi. Sen kaç yaşındaydın o zaman? 7-8 yaşındaymışmış o zaman. 7-8 yaşındaymışmış. Ki hatırlıyor. Çünkü 7 yaşındaki çocuk akıllı. 7-8 yaşında. Hatırlıyor onları. Ve anlatır da böyle. Dolayısıyla güler yüzlü insanlar da gitti. Şimdi Seyyid Abdülhakim Arbaz Hazretleri'nin bir sözü var. O her şeyi özetlemiş. İyi insanlar, iyi atlara binmiş, iyi hanımları atın terkesini almışlar ve gitmişler. Geride ne kalmış? Posa. Posa. Molos. 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 Şeyi, Hüseyin Hilmi Efendi'nin rahmetullahi teala'yla mahdumu vardı. Kendisinden evvel vefat etti. Abdülhakim Arbaz, Allah rahmet eylesin. Çok hoş bir insandı. Şimdi vefat etmeden önce Emel abi eniştesi oluyor. Emel abi ziyaretine gitmiş. Demiş ki babamı şimdi daha iyi anlıyorum. Daha iyi anlıyorum. Yani sekerat-ı mevt haline doğru gidiyor artık. Ölüm de yaklaşmış. Daha iyi anlıyorum demiş. Anlamak çok zor iştir. Bu kadar molozun içerisinde seni nasıl buldu demiş. Ya.
Bunu da Yalova'da taziye için gelen arkadaşlara Enver abi nakletmiş. Bakmış herkes bozuluyor. Demiş benim sözüm değil abiler demiş. Abdüle kimin sözü rahmet dedi. Bozulacak ne var ya hocam. Ama doğruyu söylemiş. Doğru yani. Bu kadar molozun içerisinde ben, seni nasıl buldu? Kendi adıma kabul ediyorum yani. Şimdi yani bir büyük görün böyle olursa görmeyenin hali nice olur değil mi? Evet. Görmeyenin hali nice olur. Allah Teala sonumuzu hayır eylesin. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam güzel huylu, güler yüzlü, tatlı sözlü, kibar, tavırlı ve çok dürüst bir zattı. İyilik etmesini sever, herkesle de iyi geçinirdi. Daima hiddet ve şiddetten kaçmış, hiçbir zaman zulüm yapmamıştır. Müslümanların daima iyi huylu, güler yüzlü olmasını istemiş. Cennete de iyi huy ve sabır ile gidileceğini bildirmiş ve din kardeşine karşı güler yüzlü olmak, ona iyi şeyleri öğretmek, kötülük yapmasını önlemek, yabancı kimselere aradığı yeri göstermek, sokaktan taş, diken, kemik ve benzerleri gibi çirkin, pis ve zararlı şeyleri temizlemek, başkalarına su vermek hep sadakadır buyurmuştur. Niyetini düzelt, bunların hepsi aynı şekilde sevap ya. Artıhanesine yazılıyor. Sokakta giderken insanlara zararı çekiveriyorsun falan. Ha lüzumsuz birisi gelir. Sana ne ya kardeşim çöpçü var, çöpçüsü var, belediyesi var, sen niye karışıyorsun falan filan hemen. Öyle çok bilmişler var ya, çok bilmiş değil aslında, tam cahil bunlar. Zır cahil, odun. Oduna hakaret olur mu ki ya odun deyince? Odunun dili olsa da konuşsa. Değil mi? Biz de onlar daha önce böyle o hayvanı çok kullanıyordu, öküz derlerdi falan. Ben de kullanıyordum onu, eşek derlerdi, katır derlerdi falan. Sonra kitapları okuyunca falan tövbe ettim. Öküzlerden de, atlardan da, eşeklerden de, katırlardan da dedim özür dilerim. Çünkü onlar ne için yaratılmışsa ona uygun iş yapıyorlar. Ama insan kendi yaratıldığı şekline göre davranmıyor. Onun için Kur'an-ı Kerim'de belhüm edal hayvandan aşağı buyuruyor. Belhüm edal hayvandan aşağı. Bir gün Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, cennette öyle köşkler vardır ki içinde bulunan kimse her dilediği yeri görür ve dilediği her yere kendini gösterir buyurunca, İnsan hayal bile edemez ya. Her dilediği yeri görür ve oradakilere de kendini gösterir diyor. Herkes de onu görür. Herkes de onu görür. Ebu Maliki Eş'ari radıyallahu anh hazretleri, ya Resulullah böyle köşkler kimlere verilecektir diye arz eder. Resulullah Efendimiz de aleyhissalatü vesselam tatlı sözlü, eli açık yani cömert ve herkesin uyuduğu zaman Allah-u Teala'nın varlığını, büyüklüğünü düşünen ve ona yalvaranlara verilecektir buyurur. Ölçü belli. Yani Resulullah Efendimiz senin demiyor. Bu sende varsa sen de kazanacaksın. Ve herkes aynı şekilde öyle olmak için gayret sarf edecek o zaman. Allah-u Teala sabredenleri, iyilik edenleri, insanlara hizmet edenleri, onlara nasihat verenleri, tatlı dilli, güler yüzlü olanları, iyi iş yapanlara yardım edenleri sever. Kendini beğenenleri ise sevmez. Bunun için Allah-u Teala sevdiği güzel işleri yapmalı, güzel huylu olmalıdır. Müslüman dili ve eli ile kimseyi incitmemelidir. Zira başkasını incitmek günahtır. Müslüman günah işlemez, suç işlemez. Herkesin sevgisini, saygısını kazanan şerefli bir insandır. Şimdi vaktiyle salihlerden birisi Medine-i Münevvere'ye gitmiş. Ya beş vakit namazını kılıyor, itikadı düzgün. Bakmış orada bir meczup var. Orada da bir meczup var. İşte Peygamber Efendimiz'in kabrine dönüyor, bir şeyler söylüyor, okuyor. Ondan sonra da gidiyor, uzanıyor, yatıyor orada. Ayaktan uzatıyor, yatıyor. Bu salih kimse, Allah'a demiş Resulullah Efendimiz'in huzurunda. Demiş, olsun demiş, olmaz demiş, edebe aykırı. Gidiyor, diyor ki işte uyan falan. Karışma falan filan. O zaman bakmış şey yapmayınca, ayağıyla falan böyle dürtmüş, kalk demiş ya bunu demiş. Edebe aykırıdır. Neyse böyle biraz canını acıtmış herhalde. İttirirken kaptırırken kalkıyor. Dönüyor Ravda-i Mutahhara'ya. Ya Resulallah, huzurunuzda yatmak, ayağı uzatmak edebe aykırı da böyle ayakla tekmelemek edebe uygun mudur diyor. Bunu yaptığı uygun mudur diye çekip gidiyor meczup. Gece o salih kimse rüya görüyor. Rüyasında Resulullah Efendimiz. O meczup da yanında. Meczup peygamber bir şey anlatıyor bunu gösteriyor. Zor
abi biterliyor. Ondan sonra tabii Resulullah Efendimiz hiç yapmıyor. Ya Resulullah böyle böyle. Neyse Resulullah Efendimiz ona diyor ki maksadı kötü değilmiş diyor. Niyeti değilmiş. Peki diyor affettim ya Resulullah sizin için diyor. Uyanıyor bu. Uyanıyor. Allah Allah diyor bizim işi diyor da Resulullah Efendimiz'e götürmüş bu. Bak bu dışarıda görmüş. Daha bu ağzını açmadan naber demiş. Nasibim varmış. Deli mi diyor bunu? Deli diyor. Ne haber diyor. Nasibim varmış diyor falan. Ya diyor ta oraya kadar götürülür mü? Süt. Resulullah Efendimiz'i gördün ya diye yetmez mi? Onun öyle yapması uygun. O salih kimsenin. Ama öbürse meczup. Orada bir şey denmez. O meczup. Ne yaparsa yeridir. Allah-u Teala Resulullah Efendimiz'e aleyhissalatü vesselam hakiki manada ümmet olanlardan eylesin bizleri de inşallah Teala. İslamiyet'te muhtaç olanlara yardım etmek, hatta yardım edemeyenin güler yüz, tatlı dil ile bir Müslümanı sevindirmesi çok sevap olur. Muhammed Masum Hazretleri buyuruyor ki, Allah-u Teala'nın kullarına iyilik etmeye, güler yüz, tatlı dil ve güzel huy ile onlara kolaylık göstermeye çalışınız. Bu çalışmanız Allah-u Teala'nın rızasını kazanmanıza ve ahirette yüksek derecelere kavuşmanıza sebep olacaktır. Hadis-i şerifte insanlar Allah-u Teala'nın hıyalidir, yani kullarıdır. Kullarına iyilik edenleri çok sever buyuruldu. Şimdi belki bizi dinleyenler hatırına gelebilir. Efendim bu iyilik yani sadece Müslümanlar mı? Hayır. Allah-u Teala kullarına hıyalim diyor. Bütün kullar. Bütün kullarına. Efendim ateist, putperest, mecusi, kim olursa olsun. Nasıl yardım edeceğiz? Ateiste, putperestte kitap vereceğiz. En büyük iyilik onu o. Efendim aç kalmış, susuz kalmış, karnını doyururuz. Suyu da veririz. Çıplak kalmış, üşüyoruz, onu giydiririz de. Karşılığını Allah-u Teala demek veririz. Hani İslam ve toplum programında zaman zaman naklederdik. Şimdi evliyadan bir zat, böyle meczup. Şimdi biz deli diyoruz ya. Onları toplar. Onların karınlarını doyurur. Elbiseleri yırtılırsa yeni elbiseler alır. Ayakkabıları şey yapmışsa ayakkabılar alır. Fakat yani akıl olmadığı için yeni elbise, yeni ayakkabı şey yaptığı zaman mutlaka birisi böyle bir yeni elbisenin bir tarafından cart diye yırtarmış. Yeni ayakkabı aldığını gider çamurun içerisine böyle patır patır basarlarmış falan. Bazen de bu zatı taşlarlarmış. Bir gün birisi demiş ki efendim demiş çok özür dilerim ama demiş. Bunlar demiş, işte teşekkür yok da demiş. Yani nankörlük ediyorlar. Kadir kıymet bilmez. Kadir yani. Kıymet bilmiyorlar. Yani sizin yaptığınızın kıymetin değerini de anlamıyorlar. Niye bunlara yardım ediyorsunuz? Cevap ama o büyüklerin şanına layık. Onlar bunun kadir kıymetini bilmiyor. Onların sahibi de bilmez mi buyuruyor? Ya. Çünkü yarın mahşer günü Allah-u Teala buna diyecek ki dünyadayken aklını aldığım aciz, ondan sonra sırtında doğru dürüst elbisesi kalmamış, üşümüş, aç kalmış, ayakkabısız kalmış kullarımı gözettin, onlara bunları verdin. Kendin de insandın, kendin de muhtaçtın ama muhtaç olanlara yardım ettin. Şimdi sen muhtaçsın, şimdi ben sana yardım edeyim. Allah-u Teala kuluna yardım edince neler neler vermez ki, neler neler vermez ki. Hocam, müsaade ederseniz burada kalalım. İkinci bölümde yine buradan devam edeceğiz. Sevgili dinleyicilerimiz, kısa bir aradan sonra yayınımıza devam edeceğiz. Gönül Kulübü. Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Programımızın ikinci bölümündeyiz. Gönül Pınarı programındayız. Osman Ünlü hocamız mümin demek tatlı dil, güler yüz demektir manasına gelecek bir konuda bize bilgiler veriyordu. Buyurunuz efendim. Efendim Muhammed Masum Hazretleri devamla buyuruyor ki Müslümanların ihtiyaçlarını karşılamanın, onları sevindirmenin, güzel huylu ve sabırlı olmanın faziletleri hadis-i şeriflerde bildirilmiş. Bir hadis-i şerifte de güler yüzle selam verene sadaka sevabı verilir buyurmuştur. Ya bir kere güler yüzle selam verirsen adama bir pozitif bir enerji yüklüyorsun. Adamın sıkıntısı varsa sıkıntısı gider. Ve şeyde Fatih'te otururken bir arkadaşım birisi anlatmıştı.
dedi ya bir tane dedi bir dediği şeyi yok. Türkiye Gazetesi'nde Cağaloğlu'ndaydık o zaman anlattılardı. Bir dedi bu belediye otobüsleri var ya onun şoförü. Şoförünü yapmış bir tane. Bu şoförlerden birisi. Demiş ki sabahleyin adam geldiği zaman herkese böyle buyurun dermiş. Halbuki belediyenin memuru netice itibariyle maaşla çalışıyor falan buyurun dermiş falan. Hayırlı sabahlar dermiş falan. Hemen hemen bütün müşterilerine ön kapıdan giriliyor ya. Birisinin dikkatini çekmiş sormuş niye böyle yapıyorsunuz? Demiş ya sabahleyin bir şey gitmiş hanımla kavga etti çıktı geldi. Yahut da sabah sabah aynı şekilde telefon geldi bir yerden işte borcu vardı şey yaptı falan adamın nevri döndü. Yani demiş sinirli zaten adam patlayacak bomba gibi. Demiş onun hiç olmazsa demiş yani buyurun demek suretiyle falan biraz demiş aynı şekilde yelkenler indirsin. Rahatlasın kendine gelsin. E peki bunu Allah razı olsun yaparsa bu şoför bunun karşını ahirette görür mü görmez mi? Görür. Görür. Çünkü hadis-i şerifte güler yüzle selam verene sadaka sevabı verilir. Habire artı yazdırıyor. Oturduğu yerde. Yani yapılabilir mi? Yapılabilir. Kitaplarda buyuruyor ki Müslüman vakurdur, kibardır, ailesini, vatanını sever, alçak gönüllüdür. Alçak tabiatlı değildir buyuruyor. Alçak gönüllüdür. Kendisine başvuran herkesi dinler ve imkan buldukça da yardım eder. Müslüman Allah adına yasak ettiği zararlı şeyleri almaz, kullanmaz, dinlemez, okumaz, bakmaz. Hiç kimse ile münakaşa etmez. Zira münakaşa dostluğu giderir, düşmanların çoğalmasına sebep olur. Bu sebeple dost düşman herkesle tatlı konuşmalı, güler yüzlü olmalıdır. Muhammed bin Kutbuddin İzniki Hazretleri, müminin hayırlısı altı haslet bulunandır buyuruyor. 1- İbadet eder. 2- İlim öğrenir. 3- Fenalık yapmaz. 4- Haramlardan sakınır. 5- Kimsenin malına göz dikmez. 6- Ölümü hiç unutmaz buyurmuştur. Emel Abiler haberi anlatırdı. Kavga iki diri arasında olur. Birisi ölüyse orada kavga olmaz. İkisi de ölüyse cennet olur buyurdular. Tabii ilk defa duyan bunu zannediyor ki karşı taraftakini öldürelim. Öyle değil ya. Kavga bitsin. Kavga bitsin. Ölü kavga eder mi? Etmez. Etmez. Kavga etmezsen, münakaşa etmezsen, karşı koymazsan mesele biter. Mesele biter. Dolayısıyla Müslüman bu dünyada gurbettedir. Müminin asıl vatanı ahirettir. İnsan dünyada bile uzun yıllar ayrı kaldığı memleketine geldiğinde sevinir. Onun için mümin asıl vatanına kavuşacağı için ölümüne sevinir. Ölüme hazırlanan, yakın bilen, seven kimsenin bir tek alameti vardır ki o da güler yüz ve tatlı dildir ya. Evirdiler, çevirdiler netice itibariyle önümüze koydu ehl-i sünnet alimleri. Yani onun için mümin asıl vatanına kavuşacağı için ölümüne seviyor. Ölüme hazırlanan, yakın bilen, seven kimsenin bir tek alameti var. O da güler yüz ve tatlı dillidir. Asık suratlı, zehir zemberek konuşan bir kimse. Efendim beş vakit namaz kılsa da önündekini ısırıyor, arkasındakini tekmeliyor. Seccadeyi paralasın isterse. Hatta havada uçsun. Suratı sirke satıyor. Evet, suratı sirke satıyor. Şimdi bütün Evliya-i Kiram'ın hayatları incelendiği zaman Ehl-i Sünnet alimlerinde bunlar evet zahiri ve kalbe ait bilgilere sahip olmalarına rağmen Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam bunlar varisidir. Ve onun sünnet-i siniyesinden kıl kadar ayrılmazlar. Peygamber Efendimiz'in sünnet-i siniyelerinden birisi de sabah eve bir şey gelse akşama kalmaz, akşam gelirse sabaha kalmaz. Habire dağıtırlar, habire verirler. Özellikleri bu. Yani bunları ehl-i sünnet alimleri ve evliya-i kiram böyle yaptığı için, böyle davrandığı için de insanlar onu çok sevmiş. Onları çok sevmişler. Sadece yaşadıkları zaman diliminde mi? Hayır. Hayır. Vefatlarından sonra da. İşte Allah rahmet eylesin Emel abiler işte Türkiye Gazetesi'ne abone olanlara işte Evliyalar Ansiklopedisi, İslam Alimler Ansiklopedisi, İslam Tarihi Ansiklopedisi değil mi? Bunlar hepsini verdiler. Dolayısıyla o Evliya Ansiklopedisi'nde bu evliyaları tanıdık. Yani Türkiye'de nerede metfunlar? Yerlerini öğrendik en azından. Orta Doğu'da, İslam dünyasında nerelerde mevcuttur? İmam Rabbani Hazretleri'ni falan bilmiyorduk. Sonra kitaplarını okudukça Allah Allah ne güzel insanlarmış diyorsun ya. Ne güzel insanlarmış.
Ve kimsenin kimsenin malında, mülkünde, ırzında, namusunda gözleri yok. Ama tatlı dilleri, güler yüzleri hiç eksik olmamış. Hiç eksik olmamış. Ellerindeki olanı ihtiyaç sahiplerine zaten dağıtmışlar. Zaten dağıtmışlar. Öyle bir beklentiler de söz konusu olmamış. Şeyde Emir abiler de anlatırlar da Bursa Silahiye büyüklerinden Derviş Muhammed varmış. Emir abiler burada gerçekten dünyadayken derviş olduğu gibi vefatından sonra da üzerine türbe falan yokmuş zaten. Usulen bir taş varmış öyle. Şimdi o zaman da böyle bir zengin bir Müslüman varmış lan. Bu işte kazanlar kaynatıyor, yemekler veriyor. Ondan sonra gelenlere böyle elbise giydiriyor, ayakkabı giydiriyor. Herkes karnını doyuruyor, elbise alıyor. Doğru Derviş Muhammed Hazretleri'nin sohbetine gelirlermiş. Bu bir olmuş, iki olmuş, üç olmuş. Bir gün çıkmış gelmiş. Demiş ki efendim demiş bu nasıl oluyor demiş ya. Ben yediriyorum, içiriyorum, giydiriyorum. Ama demiş size koşup geliyorlar. Senin evinde bir şey yok demiş ya. Bunlara vereceğin de bir şey yok. Buyuruyorlar ki sen yaptığın iyiliği minnet. Yani bir bana teşekkür etsinler, bana gelsinler. Maksadıyla yapıyorsun. Biz Allah-u Teala bize ihsan ettiği bilgiyi, ilmi, hali onlara Allah rızası için takdim ediyoruz. Onlardan bir şey beklemiyoruz demiştir. Teşekkür beklemiyor. Yani. Teşekkür de beklemiyor. Yani onların hali tabii. Onların hali tabii. Her gittiğinde aynı şeyle karşılaşıyorsun. Mesela Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam birisi gelip de bir şey talep ettiği zaman yok dediği hiç olmamıştır buyuruyor. Varsa verir, yoksa susarmış. Yoksa susar. Varisleri de öyle. Yok dedikleri olmamış. Varsa hemen verir. Bazen de karşıdakinin durumuna göre kendileri meşakkate giriyor, kendileri sıkıntıya giriyor. Ha o sıkıntıya girme ancak onlar takat getirebilir. Hani biz kalkıp da ben kendim beceremem öyle şeyi. Ha dinleyicilerden de onu talep edemem. Ha dinleyiciler diyecekse öyleyse bunlar niye anlatıp duruyorsunuz öyleyse? Ya nerelerde olduğumuzu anlamak için. Nerelerde olduğumuzu. Kaç okkayız bilmek için. Bunların hali açığa çıkmış. Ve dolayısıyla hani böyle havalanıyoruz işte Müslümanız efendim şöyle mi? Böyle miyiz? Değiliz. Öyleyse oturmak lazım. Bak burada bir şey dendi. Ölüme hazırlanan, yakın bilen, seven kimsenin bir tek alameti vardır ki o da güler yüz ve tatlı dildir buyuruyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. Yürüyen ölü görmek isteyen Ebu Bekir'e baksın. Yürüyen ölü ya. Ve bu evliya-i kiramın çoğunda var. Bu halet, bu haslet. Hemen hemen çoğun. Hepsinde var yani. Yürüyen ölü görmek. Münakaşa etmezler, kavga etmezler. Kavga etmezler. Ölümü seven kimsenin yüzü güler. Zaten mümini gayrimüslimden ayıran en mühim farklardan biri de güler yüzlü ve tatlı dilli olmasıdır. Bu da çok yani bazılarına ağır gelebilir. Kafirden ayıran fark buyurdular ya. Güler yüz ve tatlı dilidir. Mümini kafirden ayıran fark. Hatırlar mısın Enver abiler? Sakın ha asık suratlı olmayın ha. Kaşlarınızı çatmayın ha. Hadi niye ısrarla böyle duruyor? Gayrimüslimle Müslüman ayıran fark deniyor burada. O kadar önemli yani. O kadar önemli. Münakaşa etmek dostluğu giderir. Düşmanların çoğalmasına sebep olur. Fitne çıkarmamalı. Dost ile de düşmanla da tatlı konuşmalı. Herkese karşı güler yüzlü olmalıdır. Bu hususta Muhammed Masum Hazretleri'nin mektubat kitabında geniş bilgi vardır. Bu mektubun tercümesi Haksızın Vesikalar kitabının sonunda da mevcuttur. Arzu eden oradan da okuyabilir. Bidat sahiplerine ve açıkça günah işleyenlere tatlı dil ve güler yüz caiz olmadığı için zaruret olmadıkça bunlarla karşılaşmamaya, görüşmemeye çalışmalı, zaruret miktarını aşmamalıdır. İmam Rabbani Hazretleri de o zaruret miktarını hepimizin anlayacağı bir misal vermişti. Helaya gider gibi buyuruyordu. Şimdi bitince çık. Evet. Hayat arkadaşına yapacağın huysuzlukların, işkencelerin, zararlarının kendine de olacağını düşün. Ona karşı hep güler yüzlü, tatlı dilli olmaya çalış. Bunu yapabilirsen rahat ve huzur içinde yaşar, Rabbinin rızasını da kazanırsın buyuruyorlar. İmam-ı Rabbani Hazretleri, insanın dinine, imanına saldıran tatlı dilli, güler yüzlü, korkunç düşmanlara aldanmamak için çok uyanık olunuz. Sahih olan hadis-i şerifte, mal ve mevki sahiplerine, malı için, makamı için alçanan kimsenin dininin üçte ikisi gider buyuruldu.
Hemen abiler Allah-u Teala rahmet eylesin. Bir gün bir şey anlattılardı Cağaloğlu'nda. Bu herkese lazım olan iman kitabında bu Sakıp Sabancı, o da rahmetli oldu ya, şeyde Amerika'da ameliyat oluyor. Oradaki ameliyat olduğu hastanede şey çekmeceyi bir çekiyor, İncil'i görüyor. Türkiye'ye gelince o zaman bir günlük yayınlanan gazetelerden birisinde bir röportajında ya dedi orada ben öyle gördüm dedi. Bizde de dedi buna benzer şeyler niye yok gibi falan bir şeyler söylediydi o röportajında. Hüseyin Hilmi Efendi de rahmetullahi teala o röportajı o hak sözü yok. Herkese lazım olan iman kitabına bir iki baskısında yer verdiler. Bir iki baskısında yer verdiler. Tabii ilk baskısında çıkınca Emen abiler de randevu alıyor. Daha hiç tanışmamışlar. Yüz yüze gelmemişler Sakıp Sabancı'yla. Randevu alıyor. 15 dakikalığına, 15 dakikalığına görüşecekler. Gidiyorlar. Sıra diyor bize geldi. Girdik diyor içeriye. Niçin geldiniz demiş hemen. Her gelen ondan bir şey istiyor. Emen abi de demiş, Emen abiler de demiş, bu hadis-i şerifi nakletmişler. Mal ve mevki sahiplerine malı için, makamı için alçalan kimsenin din üçte ikisi gider. Ben diyor Müslümanım, bunu peygamberim söylüyor. Biz diyor sizden bir şey istemek için gelmedik. Bu kitapta sizin bir röportajınız vardı. O kitap, bu kitaba alındı. Bu kitabı size takdim etmek, hediye etmek için geldik. Buyurun, hadalasın. Dur demiş. O diyor, tamam otur bir diyor falan, oturuyor falan. 15 dakika dolunca sekreter demiş ki doldu demiş. Öbürlerini geriye at biraz daha. Bir 15 dakika daha. Gene gidiyor falan. Bir 15 dakika daha. En sonunda bir daha gelince kadınmış. Kızım demiş öbürlerinin hepsini iptal et. Aha demiş bu adam ha burasından konuşuyor. Kalbini gösteriyor. Ha burasından konuşuyor. Ha burasından ilk defa karşılaşıyor Sakıp Sabancı'yla. Ha burasından konuşuyor. Şimdi Emir abiler mal sahibi değil, mülk sahibi değil. Çıkardığı gazetede. Yani muhtaç bir durumda değil mi? Muhtaç bir durumda. Peki adam niye gevşedi? Niye gevşedi? İşte kitaplarda bildirilen hal onda vardı. Onun için gevşedi. Onun için rahatladı. Adam bir rahatlık istedi. Hatta kansere yakaladığında hanımı aramış Enver abiyi. Demiş Sakıp Bey sadece sen teselli edebilirsin diye. Tabii. Çünkü yani bunların altyapısı olmadığı için yaşlılık, kanser, neyse hastalık, ölüm yaklaşınca bunlar kuyruğu titretiyor. Ne yapacağı şaşırıyor. Ondan sonra hafızası gidiyor, bilmem nesi gidiyor falan filan. Velhasıl kimyaları bozuluyor. Ölümü yakın hissedince. İşte o zaman Enver abiler demişler, mal ve mevki sahipleri ne malı için, makamı için alçalan kimsenin dininin üçte ikisi gider buyuruyor Peygamber Efendimiz. Ben diyor senin yanında, senden bir şey istemek için ve senin karşında eğilmek için gelmedik. Gelmedik. Onu hatırlayıverdim de onu nakledim. Mal için, mevki kazanmak için İslam düşmanlarına eğilenlere, dinlerinden, ibadetlerinden vazgeçenlere yazıklar olsun buyuruyor İmam-ı Rabbani Hazretleri. Sonsuz nimetleri, saadetleri birkaç günlük eğlence için elden kaçırıyorlar buyuruyor. Muhammed Masum Hazretleri de iyi kötü herkese güler yüz göstermeli, fitne çıkarmamalı, düşman kazanmamalı. Hafız-ı Şirazi'nin dostlara doğru söylemeli, düşmanları güler yüzle ve tatlı dil ile idare etmelidir, sözüne uymalıdır. Af dileyenleri affetmelidir. Herkese karşı iyi huylu olmalıdır. Kimsenin sözüne karşı gelmemeli, münakaşa etmemeli, herkese yumuşak söylemeli, sert söylememelidir. Şeyh Abdullah Bayal Kuddise Suru buyuruyor ki, tasavvuf namaz ve oruç ve geceleri ibadet etmek değildir. Bunları yapmak her insanın kulluk vazifesidir. Tasavvuf insanları incitmemektir. Bunu hasıl eden vasıl olmuştur. İnsanları incitmemek. Evliyanın başka insanlardan nasıl ayırt edileceğini Muhammed bin Salim Hazretlerine sorunca bu zat cevaben sözlerinin yumuşak olması, huylarının güzel olması, yüzünün güler olması ve ihlasının bol olması ve konuşurken itiraz etmemesi ve özür dileyenleri affetmesi ve herkese merhametli olması ile anlaşılır buyurdu. Ölçüler açık net bir şekilde bildirmişler. Efendim bunlar bende var mı? Yok. Yoksa... Yoksa otur çalış. Gel çalış. Olmaya çalış. Olmaya çalış. Efendim bunlar yok bende ama ben evliyayım. Değilsin arkadaş yalan söylüyorsun. Olmadı. Olmaz o. Ben şeyhim efendim falan. Onu aram edilesin ya. Cağaloğlu hep böyle şeylerin hatırıma geldi gene. Birisi gelmiş yaşlı bir adam. Hemen abiye gitmiş. Oradaki vazifeli arkadaş demiş efendim aşağıda birisi geldi. Yaşlı birisi. Ben Seyyid Abdülhakim Arvas Hazretleri'ni gördüm deyip duruyor demiş falan. Hemen abi şey getirin demiş yani. Getiriyor. Hemen abilerden dinledim ondan sonra gerisi. Getirdiler buyurdular. Gelmiş Hemen abi demiş ki ben şeyhim demiş. Ama demiş biz demiş üç arkadaştık.
ben demiş itti oynayanın tekiydim demiş. Birisi var dedi demiş, o da demiş Münkir'in tekiydi demiş. Bir tanesi temizdi demiş. O temiz dedi, temiz olan Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri İstanbul'a gelince demiş ya şöyle mübarek bir zat gelmiş, ziyaretine gidelim. Ben hatır için he dedim. Öbürüsü de he dedi ama diyor pek gitmeye niyeti yoktu diyor. O temiz arkadaşın hatırına diyor. Neyse gittik. Fakat diyor o Münkir olan inkar edeni diyor Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri kabul etmedi huzuruna diyor. Biz ikimiz girdik diyor huzuruna. Ve o samimi gidene çok iltifat etti diyor. Çok iltifatlar etti. Bana da döndü dedi ki sen de kendin gibi birisini bulursun dedi bana. Emir abiler dedim de. Demiş Enver Bey onu sana buldum demiş. İpte oynayan bir tane şeyh buldum demiş. Sahtekarın tekiydi demiş. Allah. Onu sana demiş. O sahtekarı o sahtekar ölünce allem ettim kallem ettim koltuğu kaptım demiş. Ben demiş şimdi şeyhim ama da şeyhim gibi sahtekarın tekiyim demiş, tamam mı? Adam bir de bunu anlatıyor. Adam bunu söylüyor. Enver abi de demiş ki ya demiş aynı şekilde yani değilsin vazgeçsen. Ya Enver Bey demiş öyle deme demiş ya. Şeyh koltuğuna oturuyorsun geliyorlar el öpüyorlar hediyeler getiriyorlar. Adam sırf bunun için şeylik yapıyor değil mi? Vay vay. Ya Enver abi de böyle hem anlatıyor hem gülüyor hem de tahcip ediyordu. Allah Allah dedi ya adamcağız dedi. Şeyhim sahtekar ben sahtekarım diyor dedi. Ben de sahtekar bir şeyhim diyor dedi. Fakat dedi yine de devam. Allah-u Teala sonumuzu hayır etsin. Hani Muhammed bin Salim Hazretleri diyor ki evliya nasıl olur? Sözlerinin yumuşak, huyunun güzel, yüzünün güler, ihsanının bol, konuşurken itiraz etmemesi, özür dileyenin affetmesi, herkese merhametli olmasıyla anlaşılır buyuruyor. Ebu Abdullah Ahmet Makkari Hazretleri de buyuruyor ki fütüvvet demek, gücendiğin kimseye iyilik etmek, sevmediğine ihsanda bulunmak ve sıkıldığın kimseye güler yüzlü olmaktır. Ya bu bir de çok zor şeyler buyuruyorlar değil mi? Zor. Gücendiğin kimseye iyilik edeceksin. Çok zor. Zor. Sevmediğine ihsanda bulunacaksın. Daha zor. Sıkıldığın kimseye de güler yüzlü davranacaksın. O daha zor. Ama böyle olursa evliyaymış o. Böyle olursa oluyormuş. Ve Muhammed Masum Hazretleri buyuruyor ki az konuşmalı, az uyumalı, az gülmelidir. Kahkaha ile gülmek kalbi karartır. Çalışmalı fakat karşılığını Allah-u Teala'dan beklemelidir. Onun emirlerini yapmaktan zevk almalıdır. Yalnız ona güvenince o her dileği ihsan eder. Hadis-i şerifte buyuruldu ki Allah-u Teala yalnız ona güvenenin her dilediğini verir ve bütün insanları buna yardımcı yapar. Yahya bin Muaz Razi Hazretleri de Allah-u Teala'yı sevdiğin kadar herkes seni sever. Allah-u Teala'dan korktuğun kadar herkes senden korkar. Allah-u Teala kulluk ettiğin miktarda herkes sana yardımcı olur. Bitti. Aslını, esasını, hepsini bitirmişler. Söylenecek bir şey bırakmamışlar. Onun için de biz ısrarla İslam ve Toplum programında da, Huzura Doğru'da da Ehl-i Sünnet alimlerinin bu hakikat kitabının hazırlanmış olduğu kitapları mutlaka okumalıyız. Mutlak ama. Çünkü bu zamanda, ahir zamanda imanımızı kurtarmamız, amelimizi kurtarmamız, ibadetlerimizi kurtarmamız ancak bu kitapları okumak mümkün. Dinimizi, imanımızı kurtarmak, bu kitapları okumakla mümkün. Efendim işte falan filan bilmiyorum. Senelerdir biz bu işle meşgulüz. Bu kitapların hepsini gördük. Doğru yol bu kitaplar. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Biz teşekkür ederiz efendim. Sevgili dinleyicilerimiz böylece programımızın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yine sizlerle birlikte olacağız başka bir konuyla. Şimdilik hoşçakalınız. Gönül Kunadı.